Sırada harika bir röportajımız var. Hadi gelin izleyin sıradaki röportajı. Yanımda Dilek Hanım var. Kendisini biraz tanıyalım. Merhabalar. Bize birazcık kendinizden bahseder misiniz? Evet, ismim Dilek Karabulut. Online eğitimde eğitim danışmanlığı olarak hizmet vermekteyim. Peki ne tür bir hizmet veriyorsunuz? Yurt dışı üniversiteler için eğitim danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Nasıl ilerliyorsunuz peki bu sektörde? Şu şekilde öğrencilerimiz bize başvuruyor. Daha sonra öğrencilerimizin gitmek istedikleri üniversiteyi seçiyoruz. Hani gitmek istedikleri bölümle birlikte öğrencimize danışmanlık hizmetimiz ilk aşamada başlıyor. Daha sonrasında öğrencimiz başvurduktan sonra kayıt oluşturmak için okula başvurulan evraklar, belgeler, sağlık sigortası, vizeleme işlemleri gibi birçok işlem, evrak hepsi bizim tarafımızdan yönetiliyor. Daha sonrasında eğitim süreci boyunca öğrencimize destek veriyoruz. Hangi ülkelerde danışmanlık hizmeti veriyorsunuz? En popüler ülkelerden Ukrayna ve Özbekistan başta olmak üzere Azerbaycan, Polonya, Rusya birçok ülkede danışmanlık hizmeti veriyoruz. En çok tercih edilen bölüm ve en çok tercih edilen ülke hangisi oluyor? Şu şekilde birçok çalıştığımız ülke var ama en çok tercih edilenler Ukrayna ve Özbekistan. Özbekistan'ın çok fazla tercih edilmesinin sebeplerinden bir tanesi dil birliğimiz var. Hani çok yakın dillere sahibiz. Eğitim kalitesi çok yüksek ve yaşam çok ucuz. Eğitim de çok ucuz. Onun haricinde Özbekistan'da en çok tıp fakültesi tercih ediliyor. Diş hekimliği, eczacılık. Bunun sebepleri de şu. Başka bir yerde okuduğunuz zaman Krok sınavları var. Krok sınavlarına diş hekimliği ve eczacılık fakültesinde 3. ve 5. sınıfta, tıp fakültesinde ise 6. sınıfta girmek zorunluluğu var. Fakat Özbekistan'dan mezun olan öğrencilere bu zorunluluk tanınmıyor. Bu da öğrencilerimiz için iyi bir haber. Peki sormadan geçemeyeceğim. Türkiye'deki denklikleri var mı bu tıp veya eczacılıktan mezun olduktan sonra? Evet var. Yani bütün bölümlerin mavi diploma veriyor. YÖK tanılırlığı var. Bu yüzden öğrencilerimiz oradan mezun oldukları zaman ülkelerine döndüklerinde Türkiye'ye gelmek gibi isteklerine bağlı bu tabii ama Türkiye'ye döndükleri zaman diplomaları geçerli sayılıyor tabii ki de. Şimdi Dilek Hanım ben şunu merak ediyorum. Tıp, eczacılık ve diş hekimliğinin dışında da başka bölümlerle de yönlendirmeler yapabiliyor musunuz peki? Sadece bu bölümlerde mi yönlendirebiliyorsunuz? Evet yapabiliyoruz. Mesela şu an Ukrayna en çok tercih edilen okullarımız arasında. Çünkü Ukrayna'da şu an online eğitim devam etmekte. Online eğitimde hani öğrenciler genelde hukuk tamamlayamayan adalet bölümü mezunu öğrencilerimiz gelip bize hukuk tamamlamak için başvuruyorlar. Üçüncü sınıftan başlıyorlar. Üçüncü sınıftan başladıktan sonra hukuk fakültesi mezunu oluyorlar. Ve okula gitmek zorunlulukları olmadığı için hani çok rahat bir şekilde okullarını bitirmiş oluyorlar. Evet, Business Time izleyicileri bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.